Gazetecilerin şeyinden aktarıyorum. Atama kararları. Arkadaşlar onu ekrana getirebilir miyiz? Neyi resmi gazete. Getireceğiz? Resmi gazeteden. Gazete, resmi gazete. Tamam. Resmi gazeteyi alıyor şimdi arkadaşlarımız. Amma sıcak gelişme yani, ve sürpriz oldu bu gece. Şunu söyleyen bir cümlem yarım kalmasın, oraya geçelim hemen. Hayır, bu, yani bu görevi olan birisi 10 bin dolar ya mafyadan rüşvet alan siyasetçiye ilişki bilgi sahibi. Hı hı. Ama bu bilgiyi kendisine saklayıp bir işlem yapmıyor. Tamam, hemen geçelim. Çok önemli çünkü tabii. Sayın seyirciler, daha geçenlerde Tarım Bakanı iktidarın çok hoşuna gidecek bir konuşma yapmış. Ne demiştim ben bu canlı yayında? Demiştin ki görevden alınacağını biliyor. Görevden alınmamak için son gösterilerini yapıyor. Tabii tabii, radikal bir çıkış ne yapıyor. Ne demişti orada Tarım Bakanı? İşte 77'niz de gelse mesela. Al, değil altınız, 66'nız, 660'ınız da gelse diyerek 6 partinin bir araya gelmesini küçümsemişti. Yerine de Vahit kim atadı? Vahit Kirişçi. Evet. Onu şey yapabiliyor muyuz? Anlatabiliyor muyuz hemen? O da bir siyasetçi. Kendisi Tarım ve Orman Bakanlığı görevi de yapmış birisi gördüğüm kadarıyla. Komisyon başkanlığı yapmış tamam. Birisi. Tamam. Fikret abi hemen yorumlamasını rica edelim. Fikret abi, valla bu saatin sürprizi de bu oldu. Ne dersiniz? Evet. Evet, aslında sürpriz sayılmaz. Barış'ın hatırlattığı gibi, Barış söylemişti böyle bir gelişme olabilir diye. Onun için sürpriz demeyelim ama tabii önemli bir gelişme. Yani bir bakanın değişikliği. Belki daha başka da olabilir diye de söyleyebilirim. Yani Ankara'da öyle beklentiler de var. Tarım konusunda Türkiye'nin başarısız bir politika izlediği çok belli. Bunun faturası da tabii Sayın Cumhurbaşkanlığı'na kesilecek düşüncesi de var AK Parti lideri olarak. Bu çok bariz başarısı olan alanlarda Sayın Cumhurbaşkanı sorumluluğu kabul etmediği için o alandaki sorumluları görevden alabiliyor. Bunu daha önce de gördük. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası Başkanlığı'nda bunu gördük. Böyle bir olay olarak yorumluyorum ben. Yani seçimlere giderken yeni bir bakanlığa gitmek, işte tarım sektörünün aşağı yukarı çöktüğü bir dönemde o bakanlığa gitmemeyi tercih etmiş olabilir. Bir yenileme, taze kan diye sunacaktır diye tahmin ediyorum. Görevden af talebi diyor değil mi? Görevden evet, af talebi. Kabul edilen. Görevden af talebinde bulunmuş o zaman. Ya hayır. Ya Bekir Pakdemirli. Bekir Pakdemirli'nin gideceği zaten belliydi. Başarısız bir Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde bulunmuş. Hatta kendisi ben Ulaştırma Bakanlığı bekliyordum diyerek göreve gelmişti. Pilotmuş ya kendisi. 20 yıllık pilotluk lisansı vesaire varmış. Bekir Pakdemirli'yi biz gerçekten skandallarıyla hatırlayacağız diye düşünüyorum. İBB seçimlerinde dahi bir iddiamız vardı bizim. FETÖ borsasında aktif rol aldığına dair bir iddiayı biz ortaya koymuştuk. Daha çok konuşacağız. Vahit Kirişçi de bildiğim kadarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki bürokratlardan birisi. Komisyon FETÖ borsası dediğin İmamoğlu'na ve Özlem Çerçioğlu'na yönelik bir kumpas girişiminde rol aldığı na dair iddiayı ben kendisine de sormuştum. İzmir'e gidip bu konularda bir takım girişimlerde bulunduğu na dair bir iddia vardı. Hı-hı. Kendisine bu iddiayı sormuştum ancak yanıtsız bıraktı. Yıllar kitabımızda da yazdık, yalanlamadı dahi. Çünkü bizim de kaynaklarımız sabitti, tanıklar zaten vardı. En nihayetinde Bekir Pakdemirli başarısızlıklarıyla anılacak bir bakan olarak düşünüyorum ben. İşte geçen orman yangınları bile en yakın zamanda gördüğümüz bir şeydir. Ama bu yayında biz anılacağını söylemiştik. Ya ben şöyle bıraktığın yerden şey yapayım. Ben başarısızlığın yani başarısız bir bakan oluşu bir taraf ama o başarısızlığın aslında Erdoğan'a ait olduğunu söylemeliyim. Çünkü bu sistemde, bu tek adam sisteminde görmüyor musunuz? Yani af talebi kabul edilen diyor. Yani bu kadar değeri olan, aslında hiçbir değeri olmayan bakanların, hiçbir fonksiyonları da olmayan bakanların gelmelerinin, gitmelerinin, atanmalarının, affedilmelerinin hiçbir kıymeti, harbiyesi bu sistemde yok. Yani aslında başarısız olan Erdoğan, başarısız olan Tarım Bakanı'nı kendisini tekrar görevden alıp perde şeklinde yine perdelediği yeni bir kahramanı, yani görüntüde birisini, adı var kendi olmayacak birisini atayarak bir değişiklik yaptı.
ne gidenin, ne gelenin, ne bir inisiyatif kullanabilmesi mümkün. Ne efendim kendiliklerinden bir politika geliştirebilmeleri mümkün. Ne oraya bir imza ve mühür atabilmeleri mümkün. Dolayısıyla başarı da başarısızlık da bunlara ait değil. Klasik bakan değiller zira. Ama Pakdemirli adı, geçmiş ilişkileri, bağlantıları, efendim işte taşıdığı bir takım ilişkilerden kaynaklanan o üzerindeki bagajları, Barış'ın da söylediği gibi o yine işte FETÖ üzerinden, o borsa üzerinden bir takım şeyleri, o ilişkileri itibariyle önemli bir kişi. Yani o kişinin, böyle bir kişinin tasfiye edilmesi, sistem dışına itilmesi, ben bakanlık becerisinden ziyade o tarz ilişki taşıdığı sıfat ve ilişki dolayısıyla önemsenebilir. Hı hı. Yani bir tasfiye ise, yani bir şekilde efendim işte o cemaatle olan ilişki belki tasfiye ya da oradan bir tasfiye olarak değerlendirilebilir. Ama bir Salim Bey, o iddia, o ilişki iddiasına ilişkin olsaydı zaten çoktan Hayır başka bir anlamı evet, yok. Onu yani söylüyorum. Yani başka hiçbir anlamı burada, yok. Burada şöyle bir şey var. Başarıymış, başarı. Peki Pakdemirli orman yangınlarına müdahalede çok başarılı olduklarını öne sürüyordu. Biz de hatırlarsanız geçen yaz orman yangınlarıyla boğuşurken bölge oraya gidip yayın yapmıştık. Marmaris'ten evet, bir yayın gerçekleşti. Yani Erdoğan'a rağmen hiçbir şey olmaz. Zeytin ağaçlarından dolayı bile yaptık bile diyebilirler. Yani sanki kendileri onaylamamış gibi. Yani evet bile... yani o bir perdeleme işte. Kendisini temize çekme. Ben suçlu değilim. Ben kabahatli değilim. Ben başarısız değilim. Efendim bu başarısız. Bu şey bunu değiştirerek yeni sanki bir sayfa açmak. Biz öyle gelenin bir şey gideni aratıp aratmayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Bakın. Ben böyle bir ölçü, ben mesela böyle bir ölçünün doğru olduğuna inanmıyorum. Son 4 Merkez Bankası Başkanı koltuğuna bakın ve gelenin gideni aratıp aratmadığını. Hiçbir önemi yok Gökmen Bey. Bizim gelen gideni aratır hikayesi Erdoğan'dır. Erdoğan var olduğu sürece, yani bu rejim var olduğu sürece, ben Erdoğan'ı şahsi olarak şahsına yönelik söylemiyorum. Yönetme anlayışı ve rejim itibariyle söylüyorum. İrrasyonel politikaları. Evet, o orada olduğu sürece istediğiniz bakanı, istediğiniz bürokratı, istediğiniz bağımsız saydığımız tırnak içinde kuruluşların yöneticilerini götürün, getirin, atayın, affedin. Hiçbir önemi ve anlamı yok benim nazarımda. Yani bir tek değişmesi gereken Erdoğan ve onun yönetim anlayışı, bu rejimdir. Onun ötesindekiler bence işte gündemi böyle değiştirebilecek, bizim tartışmalarımıza, yorumlarımıza konu olup yarın da unutulup gidecek bir şeydir. Yani etkisi o kadardır. Fikret abi, başka isimler de olabilir dediniz. Bunu evet, bir süredir herhalde konuşulanlara ya da kulağınıza gelen duyumlara istinaden söylüyorsunuz. O konuda biraz daha dinleyebilir miyiz sizi? Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere doğru giderken daha yenilenmiş bir kabineyle gitmek istediği şeklinde bilgiler geliyor AK Parti kulislerinden. Onun için bazı bakanların işte değişebileceği söyledi. Sayın Pakdemirli de Barış'ın çok önce söylediği gibi bu isimlerden biriydi. Yani şu anda bakan ismi vermem belki doğru olmaz çünkü teyit edilmemiş bilgiler bunlar. Ama yine yani en az 3-4 bakanın seçime kadar değişebileceği beklentisi var. Özellikle kamuoyu tarafından başarısız bulunan, sorunlu bulunan, sorunların kaynağını oluşturan bakanlıkların başındaki bakanların değiştirilmesi, dediğim gibi bir taze kan ilavesiyle bir seçim kabinesi oluşturup o kabineye seçime gitme gibi bir niyeti olduğundan söz ediliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu peki yani Fikret abi, planları bu ama siz nasıl bakıyorsunuz? Mesela bu bakan yerine gelen isim, ne bileyim bir önceki ekonomi bakanı yerine gelen Nebati ile böyle mi gitmeyi düşünüyor sizce Cumhurbaşkanı güçlenerek seçime? Yani siz de tabii öyle düşünüyor olabilir, yeni isimler getireyim diye olabilir ama ben Salim Bey'e katılıyorum. Yani kimi getirirse getirsin tabii hükümette iktidara karar alma mekanizması sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı. Yani onun aldığı kararları uygulamakla görevli sekreterler pozisyonunda bakanlar. Yani kendi bakanlıklarıyla ilgili politika belirleme yetkileri yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatını yerine getirdiklerini zaten kendileri her seferinde gururla söylüyorlar. Yani yangına gittiği zaman, orman yangınına gittiği zaman,
sel felaketine gittiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla geldik diyorlar. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı gidin diye talimat vermese bakan olarak kendi sorumluluk alanındaki bir felakete gitmeyecekmiş gibi. Bu gördüğümüzde yeni bakan atanan eski AKP milletvekili zaten. Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarından birisi. Ziraat mezunu diyebilirim. Çok önemli kalmadı gerçekten yani bakanın kim olduğunu. Orada Salim Bey'e katılıyorum. Ziraat Peki. Fakültesi mezunu. Kaç gün oldu ya biz konuşalı Bekir Pakdemirli'nin 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter rejim buluşmasına ilişkin sözleri? 2 hafta. Bulmuşlar. O konuşmayı bulduk değil mi arkadaşlar? O konuşmayı bulduysak getirelim mi ekrana? Tamam. Bir dakikaya hazır oluyor. Ne diyordu orada? Altınız değil, 66'nız bile gelse. Peki. 6000 hatta diyor değil mi? Kim? Geçen perşembe mi konuştuk bunu? Galiba. Yani çok yeni ve ben görevden alınacağını söyledim. 2 hatırlarsınız. Bugün ne? Bugün perşembe. Geçen hafta değil ondan önce. Ondan önceki hafta. Ya orada çok radikal bir çıkış yapmıştı. Hı. O radikal çıkış tam sen, da böyle görevden sen de dedin ki, Gökmen dedin, gidici olduğunu biliyor, koltuğunu korumak için son bir çıkış destek yapıyor. Veriyor. Evet. İşe yaramamış mı koltuğunu korumasına? Erdoğan yememiş onu. Yani onu ben fark ediyorum, ben biliyorum. Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir siyasetçi. O çıkışının perde arkasında ne olduğunu o da biliyor. Belki de hani o da farkında. Biraz kamuoyuna ben reisçiyim mi son bir kez hatırlatmak istedi. Bir de istedi. Sanki bu Bakan Pakdemirli yani giden bakan görevden affını isteyen ve affı Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen bakan neydi ya ekilebilen bir şey zannederek niye ekmiyorsunuz demişti. Kepek. Fikret abi hatırlıyor musunuz? Bir yerde bir soruyu yanıtlarken işte kepek eksiği, kepek bulunmuyoruz falan onu niye ekmiyorsunuz? Demişti. Yani kepeği ekilebilen Tarım Bakanı. Bir şey mi zannetmişti? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Böyle bir açıklaması olmuştu. Tamam. Öyle bir açıklaması olmuştu. Evet. Bakın Pakdemirli yani giden bakan 6 partili masaya hangi yorumda bulmuştu? Başımızda Allah'a şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan'ımız var. Bu 5 benzemez diyorduk bunlara. Evet. Bunlara 5 benzemez diyorduk değil mi? Şimdi 6 benzemez oldular. Bir araya geldiler. Ben size şunu söylüyorum. 6'nızla bir araya gelseniz, 66'nızla bir araya gelseniz, topunuzla bir araya gelseniz sizi sandığa gömeceğiz. Evet, bu açıklaması Barış Pehlivan'ın tezine göre farkında olduğunu, gidici olduğunun farkında olduğunu dolayısıyla hani şöyle bir acaba koltuğu sağlamlaştırabilir miyim? Bu arada Vahit yeni bakanın bir FETÖ imamıyla fotoğrafı çıktı. Dakika bir gol bir. Biri gider, ne diyeyim ki? Kemal gider biri gelir. FETÖ'nün kaynağı belirtelim ama yani kim şöyle söyleyeyim. T24'ün